misafirler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün inşallah birincisini düzenlediğimiz Ortaköylüler Gecesi bundan sonra her yıl geleneksel olarak devam edecek. İnşallah bundan sonra hepimizi burada bekliyoruz. Bu günleri pandemi günlerin sıkıntısından, ekonomik krizlerin sıkıntısından sonra sizleri biraz daha rahatlatabilmek, kaynaştırabilmek ve yeni yıla neşeli, huzurlu bir şekilde girebilmemiz için bu geceyi düzenlemiş bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde Mayıs ayı içerisinde bu sene birincisini başlatacağımız geleneksel Ortaköy ve Direnler Şenlikleri, Özehir Yaylası Şenlikleri ve bugün birincisini yapmış olduğumuz Ortaköylüler Gecesi'ni bundan sonra daha coşkulu bir şekilde kutlayıp nasıl Uşak Türkiye'de ilklerin şehri ise Ortaköy'de Uşak da ilklerin köyü olmaya devam ediyor. Yapmış olduğumuz projeler ve hayata geçirdiğimiz projelerle ve önümüzdeki daha güzel projelerimiz var. İlklerin köyü olmaya devam edeceğiz. Ortaköy inşallah Uşak'ta parmakla gösterilen çevre düzenlemesi, temizliği, insanların birbirine kaynaşması ve huzurlu bir şekilde parmakla gösterilecek bir köy haline getireceğiz inşallah.
Bizler şu anda Ortaköy'deyiz. Bugün Ortaköy'de muhteşem bir gece düzenlendi. Gerçekten 10 numaraydı. Ortaköy Muhtarı'nın ilk defa düzenlemiş olduğu Ortaköy Muhtarlığı Birlik ve Beraberlik Gecesi altında düzenlenmişti. Daha önce de Uşak'ta yine ilk defa tarhana, evet, şenliği yapmıştı. Sayın Muhtarımız yanımızda. Muhtarım, yine birlikte imza attınız Ortaköy Muhtarı olarak. Duygu ve düşüncelerinizi almak istersek neler söylemek istersiniz? Öncelikle köyümüze buraya kadar gelip bizlere destek olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum Ortaköy halkım adına. Bu sene pandemiden dolayı vatandaşlarımızın çok üzgün ve yorgun olduklarını gördük. Ekonomik krizlerden sonra sinirlerin gerilip zor zamanlardan geçtiğimizi gördük. Biz de yılbaşı öncesi vatandaşlarımızı motivasyon etmek ve yılbaşına çok rahat bir şekilde girmelerini sağlamak için birlik, beraberlik adı altında Ortaköy halkımızı ve dışarıdan gelen bazı misafirlerimizi burada kabul ettik. Uşak'ta belki bir ilk olabilir. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki yıllarda geleneksel halinde Ortaköy günlerini, Ortaköy gecelerini tekrarlayacağız. Bilindiği üzere Tarhana Festivali de yapmıştık daha önce Uşak'ta bir ilk olarak. Biz her zaman söylüyoruz, Türkiye'de Uşak nasıl ilklerin bir ili ise Ortaköy'de Uşak'ta ilklerin köyü olmaya devam ediyor. Yapmış olduğumuz icraatlarla Uşak'ta ilklerin köyü olmaya devam ediyoruz. Bugünkü bizim amacımız insanlarımızı pandemiden sıkılan, ekonomik sıkıntılardan dolayı bunalıma yaklaşmış olan vatandaşlarımızı birlik, beraberlik içerisinde birbirleriyle kaynaşmaları, sohbet etmeleri ve yılbaşına motivasyonlu bir şekilde girmeleri için bu geceyi düzenledik. Çok sağ olsun Ortaköy halkım ve dışarıdan gelen misafirlerim bu gecemize katılarak bizi onur ettiler. Herkese buradan Ortaköy halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra bu gecelerimiz her yıl gelenek haline gelip devam edecek. İnsanlarımızı birbirine kaynaştırmak ve birleştirmek adı altında motivasyon gecelerini devam ettireceğiz. Ayrıca önümüzdeki Mayıs ayından itibaren başlayacağız. Birinci Ortaköy Hıdrellez Şenliklerini düzenlemeye başlayacağız. Ve bu da gelenek haline gelecek. Bundan sonra her sene Ortaköy'de Hıdrellez Şenlikleri Mayıs ayı içerisinde inşallah yapacağız. Önümüzde Haziran ayı içerisinde inşallah Özeyir Yaylası Şenliklerini Ortaköy Yörükleri Derneği olarak bundan sonra biz düzenleyeceğiz. Bütün Uşak halkımızı da Ege bölgesinin en büyük şenlikleri olan Özeyir Yaylası Şenliklerine de şimdiden davet ediyorum. İnşallah bundan sonra her yıl Ortaköylüler Gecesi, Hıdrellez Şenlikleri ve Özeyir Yaylası Şenlikleri gelenek haline gelip bütün vatandaşlarımızı şimdiden buraya davet ediyorum. İnşallah önümüzde Mayıs ayındaki Hıdrellez Şenlikleri ve Haziran ayındaki Özeyir Yaylası Şenliklerine de bütün Uşak halkını, bütün Ege bölgesi halkını, bütün Yörük kardeşlerimizi buradan davet ediyorum. İnşallah Ortaköy parmakla gösterilecek. Çevre düzenlemesi, insanların birbirine kaynaşması ve yapmış olduğumuz çevreci yatırımlarla Türkiye genelinde adından sık sık söz ettirilecek, parmakla gösterilecek örnek bir köy olacak inşallah. Bütün bunları Ortaköy halkımın bana vermiş olduğu desteklerle yapıyoruz. Onların yardımları, destekleri, yoksa biz tek başımıza bir hiçiz. Onlarla beraber bir deviz ve bundan sonra Ortaköy'ü, Ortaköy Muhtarlığı'nı izlemeye davet edin diyorum.